akşamlar. Ben de bugün sizlere bir hayalinin gerçekleşme hikayesini paylaşacağım sizlerle. Ben 1982 yılında Ankara'da bir ailenin ilk çocuğu olarak dünyaya geldim. Çocukluk yıllarında Nail Hoca'nın anlattığı gibi ben de şanslıydım. Bahçeli bir evimiz vardı ve geniş oyun alanları olan bir mahalleye sahiptik. O dönemde oyun oynamayı, bütün çocukluk oyunlarını oynadık ne varsa. Yani tabiri caizse sokak çocuğuydum. Ve bu da gerçekten ileriki yıllarda çok işime yaradı. Çünkü o dönemlerde hem sokakta sosyalleşebiliyorduk, eve kapanmıyorduk. Ve bir de okul vardı tabii. O dönemlerde bana sorsanız ileride ne olmak istiyorsun diye tereddütsüz öğretmen olmak istiyorum derdim. Keza hep sokaktaki çocukları bahçelere toplayıp öğretmencilik oynatırdım. Tabii ki de öğretmen ben olurdum, öğrenci onlar olurdu. Ve evde de vazgeçemediğim bir oyundu bu benim. Kardeşimi ve kuzenlerimi alıp yine aynı şekilde onlarla öğretmencilik oynardım. Ve kardeşime de okula başlamadan önce okuma yazmayı ben öğretmiştim. Tabii bu sırada eğitim hayatım da başarılıydı. Başarılı gidiyordu ilkokulda. İlkokulu bitirdiğim zaman da o zaman Andolselerin sınavları, giriş sınavları ilkokul 5'teydi. Ve o dönemde ben Ankara'nın en çok puanına olan Anadolu Lisesi'ni, Atatürk Anadolu Lisesi'ni kazandım. Ve yeni bir hayata atıldım. O zaman ailemle düşüncemiz, tabii herkesin hayalleri çok farklı yönde. İşte annem diyor ki tamam bu kızın geleceği çok parlak, doktor olsun. İşte babam diyor ki mühendis olur. Herkes bir hayaller kuruyor. İşte kul kurar, kader güler diye boşuna demiyorlar. Ben o dönemde beden eğitimi öğretmenimin desteklemesiyle spora başladım. Nasıl oldu? Herhalde fiziki ve beceri olarak beni ayırt etti ki diğer arkadaşlarım arasında. Esra'cığım, seni bir kulüp takımına voleybol antrenmanına göndersem gider misin? Ben de çok çekici geldi bu teklif. Zaten hafta sonları olacaktı. Cumartesi, pazardı antrenmanlar. Ve de zaten sokakta topla haşır neşir olduğum için hoşuma gitti. Eve çok büyük bir hevesle gelip işte anlattım annemle babama. Öğretmenim bana böyle böyle dedi, beni antrenmanlara götürür müsünüz diye. Annem hemen, ay ne gerek var? Zaten okulda yoruluyorsun, tahmin okulun. Hafta sonunda dinlen, ne gerek varmış dedi. Babam gitsin iyi olur. Hem sosyalleşir, hem kabuğunu yırtar, özgüveni artar dedi. Sağ olsun, iyi ki öyle söylemiş. Çünkü o zamanlar zaten biraz içine kapalı, daha sessiz, sakin bir hanımcık bir kız çocuğuydum. Ve utangaç ve çekingendim de birazcık. Sonrasında ben antrenmanlara başladım. Sağ olsun babam her hafta sonu sabah erken saatlerinde, cumartesi pazar demedi, beni taşıdı, antrenmanlara götürdü getirdi. Tabii zaman içerisinde benim takıma girmemle, kulüp takımında lisanslı olmamla antrenmanın günleri haftada artmaya başladı. Sadece hafta sonu olan antrenmanlar, sonrasında hafta içinde önce birkaç günde başladı, sonra tabii bütün günlerimi alacaktı okul çıkışından sonra. Bu dönemde tabii antrenörlerim başarılı olduğumu söylüyorlar. Aslında Türk standartlarına göre uzun boyluyum ama bizim jenerasyon arasında biraz da kısa kalıyorum. Ama sıçramam iyi ve de kuvvetliyim. Böylece antrenörlerim sakın bırakma, işte yeteneklisin, devam et, başarılı olacaksın diye destek oldular. Sonrasında bir döneme, böyle benim için bir kaos olan bir sürece girdim. Çünkü liseye geçmiştim. Bütün arkadaşlarım harıl harıl ders çalışıyordu, dershanelere yazılmışlardı. Üniversite sınavının stresi başlamıştı. Tabii annem de hadi artık bırak sen de dershaneye yazdıralım. Spor yeter, bu kadar yaptım dedi. Ben ağlıyorum evde. Ağlıyorum, yok diyorum, bırakmam, gideceğim, yapacağım, ben çok mutluyum orada. Çünkü benim için o kadar eğlenceli vakitler ki,
hem mahallenin ve okulun dışında sosyalleşiyorum, hem deşarj oluyorum, okuldaki stresimi atıyorum, hem de yani kendimi iyi hissediyorum spor yaptığım için. Tabii evde fırtınalar kopuyor. Neyse babam dedi ki bir sene daha gitsin artık. Sonrasında zaten kendi de bırakmaya karar verecek. Arkadaşları zaten belli bir yola girdiler. Zaten arkadaşlarımın, sınıftaki arkadaşlarımın hepsi idealist. Hepsi işte mühendis, doktor, hukuk alanında en iyi olmak isteyen kişiler. Sonra ben antrenmanlara gidip geliyorum, devam ediyorum. Neyse o seneyi de atlattık bir şekilde biz. Sene bitti. O yaz ben genç milli takım elemelerine seçildim. Daha takım değil, ortada sadece seçmeler var. 18 kişilik kadro yapıyorlar. Bu 18 kişilik kadro sonunda elenip 12 kişiyle Avrupa Şampiyonası'na katılacak. Yalnız bu 80 jenerasyonu benden 2 yaş büyükler. O yaşlarda da 2 yaş büyük, bayağı fark var aranızda. Neyse kampa gittim ben. Kampta baktım büyükler var, büyüklerle antrenman yapıyoruz. Benim gibi de 2 tane daha arkadaşım var. Bu arada da annemi arıyorum telefonda. Anne, elenirim ya, büyükler var burada. Gelirim ben birkaç gün sonra diyorum. Annem de neyse olsun kızım diyor. Ama tabii seviniyor bu arada. İyi iyi tamam diyor. Hadi oradan elenirse bırakır voleybolu, okula yoğunluk verir. Neyse zaman geçti. 14'e düştü takım. Allah Allah, 14'ün içinde ben varım. Neyse artık turnuvaya gideceğiz. 12 kişi olduk. 12 kişide de ben varım. Annemi bir mutlulukla arıyorum. Tabii kadının içinde neler yaşıyorsa bana belli etmiyor ama ah diyor, tebrik ederim falan diyor ama ah diyor, üzülüyormuş bu kız, onu devam edecek spora, bunu nasıl alacağız biz spordan diye kendi kendine düşünüyor yani. Bu sırada turnuvaya gidiyoruz biz genç milli takımla. Avrupa Şampiyonası Belçika'da. Eski Yugoslavya ile maç yapıyoruz o zaman, Yugoslavya. Gerideyiz, ben de yedeklerdeyim. As oyunculardan bir tanesi kötü oynadı. Antrenör geldi. Esra'cığım hadi sen gireceksin oyuna şimdi. Hiç korkma, cesur ol, zaten daha kötüsü olamaz, yeniliyoruz dedi. Giriş o giriş, ben desteği de almışım. Oyuna geldi bana. Neyse. Çetin bir mücadeleden sonra biz maçı 2-0 gerideyken 3-2 kazandık. Gerçekten çok iyi oynadım o maçta ve benim için bir dönüm noktası oldu o maç. Ben Ankara'ya döndüm. Bu sırada tabii milli takım antrenörüm bana övgüler, destekler, kızım sen devam et, hatta ben seni kulüp takımıma alacağım. O zaman İstanbul'da bir kulüpte antrenör. Ben seni kulüp takımıma alacağım, işte oynatacağım, daha iyi yerlere geleceksin, ama milli takıma gideceksin. Neyse eve döndüm ben. Artık annem baktı benim mutluluğumu anlayınca, kadın dedi ki demek ki sen başarılı olacaksın. Hadi kızım yolun açık olsun sporda dedi. Gidiş o gidiş. Ben sonrasında tabii kulüpte A takımına seçildim. Birçok kez yıldız ve genç milli takım forması giydim. Sonra A takımda şansıma o dönem Vakıfbank'ta oynuyorum A takımda Ankara'da ama. Ankara'da kapandı kulüp. Bu da evrenin bana bir sinyaliydi sanırım. Çünkü Vakıfbank'ta kalsam yedek olacaktım. Büyük bir kulüptü, şampiyonluğa oynuyordu o dönemlerde. Sonrasında ben İstanbul'a geldim. Antrenörüm dediği gibi, antrenör beni istedi kendi kulübüne. Ben oynamaya başladım. Tabii ligde kendimi gösterince amil takıma da seçildim. Genç milli takım yaşım biter bitmez hemen amilli olmuştum o dönemde. Ve işte benim için çok önemli olan ve gerçekten hani tarihe adımızın yazdığı bir döneme geliyordum ben. Bunun tabii o dönemlerde farkında değildim ama gerçekten voleybola yeni kapılar açtığımız, seviye atlattığımız bir dönem oldu bizim için ve gerçekten tarih yazdığımız bir dönemdi. Belki çoğunuz hatırlarsınız, 2003 Ankara'da yapılan Avrupa Şampiyonası oynadık ve onun hazırlık döneminde biz Rusya'yla bir hazırlık maçı yapmıştık. Bütün arkadaşlarım, yeniliyoruz tabii, 3-0 yeniliyoruz, bir set alacak gibi oluyoruz. 25-23 set gidiyor. Alacak gibi oluyoruz. 26-24 seti veriyoruz. Neyse 3-0 bitiyor hazırlık maçları. Orada bir arkadaşım dedi ki, yok dedi, biz dedi Avrupa Şampiyonası'nda Ankara'da seyirciyle bunları yeneceğiz dedi.
O zaman böyle acaba mı ya falan, hani set alırız demek istedi falan herhalde diye düşünüyor herkes. Tabii ben o zaman çok gencim, 20-21 yaşındayım. Ablalar konuşuyor aralarında. O zaman inandırdılar bizi. Neyse turnuvada biz Rusya'yı gerçekten yendik ve 3-0 yendik. Dünyanın en iyi takımıydı. Ama seyirci ve atmosfer o kadar güzeldi ki unutulmaz anılarımızdan biridir. Yani o Ankara'daki Atatürk Spor Salonu hınca hınç dolu. Simitçiler artık paralel değil, simitleri atıyorlar aşağılara al abla al abi diye. Öyle bir atmosferde top oynadık. Tabii dediğim gibi yeni kapılar açıldı bize. Oradan ben kendi kariyerimde Eczacıbaşı'na transfer yaparak bir seviye daha atladım. Eczacıbaşı'nda da senelerce kaptanlık yaptım. 10 sene kadar kaptanlığını yaptım takımın. Bu sırada tabii amil takımda jenerasyon değişikliği oldukça ablalarım bıraktı. Ondan sonra da bayrağı ben devraldım ve amil takım kaptanlığına kadar yükseldim. Sonrasında tabii Nalin hocamın anlattığı gibi hani olimpiyat bir rüyaydı bizim için. 2012 Londra Olimpiyatlarına gitme rüyası bizi gerçekten hani kamplarda çok heyecanlandırıyordu olur mu diye. Ama 2003'ten sonra zaten Avrupa Şampiyonalarına, Dünya Şampiyonalarına, Grand Prix'lere ve çok dünyanın en prestijli turnuvalarına hep katıldık. Bir tek olimpiyatlar kalmıştı. Ve nihayet 2012'de Londra Olimpiyatlarına da katılmayı hak kazandık. Bu Türk voleybol tarihi ve özellikle de Türk spor tarihi açısından çok önemli bir şey. Açıkçası adımızı tarihe yazdılar. Çünkü takım sporlarında daha önce hiç bir takım katılamamış olimpiyatlara Türkiye'de. Bireysel sporlarda katılmak ve madalya kazanmak çok daha kolay. Ama takım sporlarında ne yazık ki elemeler çok zor ve gerçekten hani ekip olup o jenerasyonu yakalamak çok önemli. Ve gerçekten o dönemde şuna dönelim, eğitim hayatın ne oldu Esra diyeceksiniz. Tabii ben o dönemde annem beni dershaneye yazdırmak istediği dönemlerde ben yazıldım lise sona giderken. Kaç kere gittim, bir elimin 10 parmağı kadar diyebilirim, daha fazlasını geçmez herhalde. Ama yine de fena bir puan almadım. Normal bölümlere tutuyordu puanım. Ama tabii ki de spor akademisini tercih ettim. Çünkü spor ve voleybol benim için büyük bir tutku haline gelmişti. Ve Londra Olimpiyatlarına gittiğimiz dönemde artık okulu bitirmeye karar verdim. Siz de anlarsınız ki hani bu dönemde profesyonel bir sporcu olmak eğitimde biraz zorluklar yaşamamıza sebep oluyor. Okulunu düzenli 4 senede bitiren sporcu hemen hemen yok benim jenerasyonumda. Hatta üniversite mezunu olan arkadaşlarım çok az sayıda. O dönemde teşekkür ediyorum tekrar. Nalin hocam bana çok destek oldu ve okulu bitirmemde, diplomamı almamda emekleri çok büyük. Ve ben o sene yine 2012 yılında diplomamı aldım. Annemi de ağlattım tabii ki de. Neyse, ben bundan sonrasında kariyerimde, 2012 yılından sonra kariyerimde yaşamadığım bir Avrupa Kulüpler Şampiyonluğu ve Dünya Kulüpler Şampiyonluğu kalmıştı. 2015 yılında Eczacıbaşı'yla o kupaları da aldım. Ve gerçekten hayatımın en eğlenceli, en unutulmaz anılarını yaşadım voleybol oynadığım süreçle. Ve şu anda aktif voleybol hayatımı birkaç gün önce sonlandırdım. Çünkü yeni hayallerim var. Öncelikle anne olmak. Tabii sonrasında da eğitime tekrar başladım. Çünkü yüksek lisansa başladım. Yine Nalin hocam destek oldu, yönlendirdi sağ olsun. Benim de hoşuma gidiyor. Ve akademik kariyer yapmak istiyorum. Çünkü tecrübemi, birikimimi gelecek nesillere aktarmak istiyorum. Bunda da beni, kendime güvenimi artırdığı için Nalin Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Bu yolda emek vermem için beni çok itti. Belki de kim bilir, kendi spor okulunu da açarım. Bununla birlikte işte Atatürk'ün dediği zeki, çevik, ahlaklı sporcu ruhunu yaymak, bütün tecrübemi aktarmak, yeni olimpik sporcular yetiştirmeye çalışırım. İşte benim hayallerim bunlar.
Tabii küçüklük hayalime de geri dönmüş oluyorum. Küçüklük hayalim biliyorsunuz anlattım. Öğretmen olmak istiyorum diyordum. Şimdi öğretmenlik yolunda yürüyorum. Üniversitede kalmayı seçerek. Benim hayalim bu. Ben hayallerime bir pas attım. Sıra sizde. Teşekkürler.